Herkese selamlar. Ben Sercan Hoca'nız. Rehber Matematik'te 10. sınıf matbukta yolumuza polinom başlığı altına çarpanları ayırmanın ikinci videosuyla devam ediyoruz. Efendim bugünkü dersin konusu çok önemli bir konu anlatacağım. Tam kareli ifadelerden bahsedeceğiz. Sadece bu derste tam kareli ifadelerin açılımlarını öğreneceğiz ve onlarla ilgili çok tatlı sorular çözeceğiz. Eğer hazırsan elimde kalemim, önümde matbukum, gönder. Gönder gelsin be hocam dedim ve tam kareli ifadeler nasıl açılıyormuş önce bunun tanımıyla başlayalım. Şimdi ey güzel arkadaşım şöyle bir hazırlayayım ben sana dersimi. Tam kareli ifadelerde A artı B'nin öncelikle parantez karesi nasıl açıldığına bakacağız. A artı B'nin parantez karesi A'nın karesi sonra A ile B'nin çarpımının iki katı sonra B'nin karesi olarak açılıyor. Yani ben senden bunu böyle ezberlemeni ya da böyle bilmeni istemiyorum. Ben senden bu işi şöyle öğrenmeni istiyorum. Birinci ifade burası. İkinci ifade burası. Burası birinci ifade. Burası ikinci ifade. Olay şu kadar basit. Birinci ifadenin karesi. Birinci ifadenin karesi. Yani bu ifade ne oldu? A kare. Artı ortadaki artıysa buranın işareti de artıdır unutma sakın. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı yani ne oldu bu ifade? 2AB sonra tekrardan artı ikincinin karesi yani B kare. Kısacası benimle beraber söyle. Bak tam kare açılımlarda sadece bunu kullanacağız. Birincinin karesi + birinciyle ikincinin çarpımının iki katı ikincinin karesi. Bir daha söyle. Birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ikincinin karesi. Bak benim gibi ezberle bunu. Ne olur benim gibi öğren. Birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ikincinin karesi. Anlaştık mı? Gel buraya. Hocam aradaki işaret eksili olursa a eksi b'nin parantez karesi nasıl açılıyor? Yine aynı olay. Birincinin karesi a kare. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı iki ab. Yalnız burada olay şurada değişiyor. Ortadaki eksi ise burada ortaya yazacağın ifade işareti eksi olacak. Sonra tekrardan ikincinin karısı yani ne oldu bu ifade? B kare şeklinde oldu. Birazdan bunların örneklerine bakacağız. Bunu at cebe yolumuza devam edelim. Bir de üçlü parantez kareli ifadeler var. A artı B artı C gibi bir ifadenin parantez karesi alınırsa çok fazla karşına çıkmayacak. Ama böyle görürsen sağda solda sorularda ya bunu da Sercan Hoca anlatmadı deme gel beraber inceleyelim. Verilen üçlü ifadelerde öncelikle o üç ifadenin sırasıyla A kare B kare C karesi alınır. Artı daha sonra sırasıyla bu ifadeler A ile B'yi çarparsın A B hepsini birbirleriyle çarpacaksın. A ile C'yi çarparsın A C Kimi çarpmadım bir tek? B ile C'yi çarpmadım. B ile de C'yi çarparsam. BC parantezinde 2 ile çarptığında üçlü ifadenin tam kare açılımını da bulmuş olursun. Bak buraya not olarak verdiğimiz bir ifade var. A kare artı B karenin açılımını da bilmende fayda var. Hocam buna da mı formül vereceğim? Bismillah do yola başladık derse başladık. Yığdım bize formül. Hayır bak bunu şuradan çıkaracağız. Şu ilk ifadeye gelirsek ilk ifadeye gelirsek. A artı B'nin parantez karesinin açılımı A kare artı 2 AB artı B kareydi ya. Buradan A kare artı B kareyi yalnız bırakır. 2 AB'yi karşı tarafa şutlarsan A artı B'nin karesi eksi 2 e, tane AB ne eşit olmuş olur? A kare artı B kare. O halde ben istersem A kare artı B kare yerine ne yazabilirmişim? A artı B'nin parantez karesi eksi 2 AB. Ya da aşağıdaki eksi 2 AB'yi karşıya atarsan A artı B'nin parantez karesini A eksi B'nin karesi. Bak burada dikkat et tam karede eksili bir ifade var. O zaman burasının işareti artı 2 AB olarak yazarak. A kare artı B kareleri, A kare artı B kareleri iki formüllerle bulma şansın var. Hadi gel biraz pratik yapalım. Önce şu verilen ifadelerin tam kare açılımlarını yazalım. X artı 3'ün parantez karesi. Nasıl açıyorduk hocam? Kural belliydi. Birincinin karesi x kare. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Yani 3 ile x'i çarptım 3x. 2 katını aldım 6x. İkincinin karesi 3'ün karesinden Yapıştırdım 9'u. Hocam 2x eksi 1'in karesini alıyorum. Birincinin karesi 2x'ti. 2x'in karesi hepsinin karesini alarak yazıyorum. 4x kare. Birinci ile ikinciyi çarpıyorum 2x. Bir de iki katını alıyorum. Ne oldu? 4x. Ortadaki işaret eksi ise buraya ne koyuyorum? Eksi orta eksi. Neye göre? Buradaki işarete göre. Sonra ikincinin karesini aldım. Artı bir. Anlaştık mı? Bir kez daha. X artı 1 bölü X'in parantez karesi. Birincinin karesi X kare. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Ortadaki artıysa artı işaretini artı koydum. Sonra ikincinin karesi yani 1 bölü x'in karesini aldığında 1 bölü x kare olur. Yalnız burada bir ufak düzeltme var. Cırsana cırsana x kareler şey x'ler gider. Geriye ne kalır? x kare artı. 2 artı 1 bölü x kare doğru bir ifade olacaktır. Son bir kez daha. Son bir şarkı daha. Kök x eksi y'nin parantez karesi. Hocam birinci yani kök x'in karesi. Ortadaki eksi ise eksi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katını alacağım. Yani Kök x çarpı y, birinciyle ikinciyi çarptım. Bir de bunun iki katını aldım. Sonra ikincinin karesi, ikincinin karesi ne olacaktır? y kare olacaktır. Hocam, kök kareye götürür, cırsana cırsana gider. Düzenlediğimde buradan x eksi 2 kök x çarpı y artı y kare ifadesi. Verilen ifadeyi de tam kareye açmış oluruz. Peki gelsin bakalım ikinci sorum. Bu sefer bize tam kare ifadeler verilmiş. Bu ifadeleri ne yapmamız isteniyor? Normal parantezli ifadelik yani tam kareli olarak yazmamızı isteniyor. Şimdi tam kareli olarak yazacağım. X kare artı 6x artı 9. Şimdi düşünüyorum. Birinci ifade x kare. Şimdi adam birincinin karesini almış x kare almış. Birincinin karesi x kare ise geçmişi nedir x'tir? Çünkü x olmalı ki birincinin karesi x kare gelsin. Peki Üçüncü ifade olarak yazdım. Sondaki ifadede ne oluyordu? İkincinin karesi oluyordu. İkincinin karesinden 9 gelmesi için 3 e, yazmalıyım. İkincinin karesi 3 ise 3'ün karesinden 9 gelir. Ortadaki işaret artıysa buraya artı koyarım. Demek ki x artı 3'ün parantez karesiymiş diye düşün. Bir deneyelim. X'in karesi x kare. Birinciyle ikincinin çarptım iki katı 6x. İkincinin karesi 9 tuttum tuttum temiz iş yaptım. Yolumuza devam. Hocam yine bu ifadeyi düzenleyeceğim. 9'a kare. Birincinin karesi 9'a kare ise geçmişi 3a. Hocam ikincinin karesi 1 ise geçmişi 1. Ortadaki artı ise artı koydum. Karesini alacağım ve deneyeceğim. Denemeyi sakın unutma. Birincinin karesi 3a. 3a'nın karesi 9'a kare. 3a ile 1'i çarptım 3a. 2 katını aldım 6A aldım. İkincinin karesi bir. Tutturduk mu tutturduk o zaman kapatabildik. Açılmış bir tam kareyi son kez kapatacağız. Dikkatli ol burada. Bak bunların yerleri değişmiş. Çünkü burada 1 bölü x kare gelmiş. Aslında bu ifadeyi şöyle düşünebilirsin. x kare eksi artı 1 bölü x kare gibi. Birinci ifade x kare ise geçmişi x'tir. İkinci ifade 1 bölü x kare ise geçmişi 1 bölü x olmalı. Bunun parantez karesi. Bir deneyelim. Birincinin karesi x kare tuttu. Birinci ile ikincinin çarpımı x ile 1 bölü x'i çarpın. x'ler birbirini götür 1. Bir. 2 katını aldım. 2 ama artı 2 gelir ortadaki eksiymiş. O zaman buranın işareti ne olmalı? Eksi olmalı. Şimdi tuttu mu tuttu. O halde burayı da hallettik. İkincinin karesi 1 bölü x'in karesinden. 1 bölü x'in parantez karesinden 1 bölü x kareyi yakalarsın. O zaman bu ifadenin kapanmış hali x eksi 1 bölü x'in parantez karesi olmalıdır. Geldik bakalım şöyle 3. sorumuza adım adım bütün soru çeşitlerini göstereceğim. Merak etme dersin sonunda bu iş olmuş olacak seninle. Hocam soru 3'e baktık. İfadesi bir tam kare olduğuna göre. Şimdi ifadeye bakıyorum neyinin sonucu sormuş. Hocam bu birincinin karesinden gelirdi. Yani birincinin karesi x karesi geçmişi bunun x'tir. Şimdi ben ikincinin karesinin ne olduğunu bilmiyorum ne yazmış ama ortadaki ifadeden kopya çekeyim. Buraya yazacağımız ifade eksi ise aradaki işaretin eksi olması gerekir. Ayrıyeten buraya yazılan ifade Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Yani ben bu ifadeyi şöyle parçalasam. Eksi 2 çarpı 12 çarpı x diye parçalasak. Yine eksi 24 x yapar mı yapar. Şimdi birinci ifadem x'i. Bak onu buraya yazmış. Birinci ile ikincinin iki katını almış. Onu buraya yazmış. O zaman ikinci ifadenin ne olması gerekir? Sırıtmış. Bitirdik olayı. 12 olması gerekir. Dur hocam bir deneyelim. x eksi 12'nin parantez karesini alacağız. Birincinin karesi x kare oldum, oldu mu oldu. Birinci ile ikinciyi çarptım eksi 12 x. 2 ile çarptım bir de iki katını aldım eksi 24 x tuttu. Artık bu ne ifadesi ikincinin karesi olmalıdır. O zaman şuraya yazalım birincinin karesi birinci ile ikinciyi çarptım eksi 24 x. İkincinin karesi 12'nin karesi ne yapar 144 yapar. İşte bana buradaki ne sayısı sormuş. E neyi bulmuş oldum ne vurdum cevabı 144'e geçtim hemen dördüncü sorumuza. Bak bu soru bir tık daha basit bir soru. M artı n'nin toplamının ...pozitif değeri sorulmuş. Hocam burada M kare MN'li bir ifadenin toplamı verilmiş. Burada da ne kare artı MN'li bir ifade verilmiş. Gel biz bunları taraf tarafa toplayalım. Ne olur burada? Buradan bir M kare gelir hocam. Yazdım. MN ile MN'yi topladığında kaç tane MN yapar? İki tane MN yapacak. Hocam buradan da ne gelecektir? Artı ne kare gelecek. Ya bu bir şeyin açılımı benzedi değil mi? E sağ tarafları da toplarsam 23, 13 daha ne yapar? 36 yapacaktır. Ey güzel arkadaşım. Bu ifadeyi dikkatli düşünürsen. Birincinin karesi m kare. Demek ki geçmişi mi? İkincinin karesi ne kare geldiyse geçmişi ne? Aslında bu m artı neyinin parantez karesi olabilir mi diye düşünmeye çalışıyorum. Deniyorum. Birincinin karesi m kare. Birinci ile ikincinin çarpımı iki katı iki m ne tuttu. O zaman ikincinin karesi ne kadar? Ne kare. Tuttu mu tuttu. Bu iş bu kadar basit. Artık biz buradan m bulacağız? Kök kareden kurtarmanın yöntemi her tarafın kare kökünü almaktır. Cırsana cırsana gider. Geriye m kalır. Yalnız kökle derece çiftse yani burada görünmeyen ikili var ya bunlar birbirlerini götürür ama bunlar mutlak değerce dışarı çıkacağını sakın unutma. Kök 36 dışarı ne diye çıkar? 6 diye çıkar. O zaman m ne? Mutlak değer 6 ise ifadenin toplamı ya bu toplamlar 6 eşittir ya da ne olmalı? Mutlak değer denkleminin iki çözümü vardı. Bir pozitif bir negatif. Ya da eksi 6 olmalı. Ama bize ne sorulmuş? Pozitif değeri. O halde eksi 6 olamaz toplamları artı 6 ile bu işi de hallederiz. Bak temiz düşüneceğiz, basit düşüneceğiz ve adım adım gideceğiz. Tıpkı buradaki gibi. Ey güzel arkadaşım bir kopya vereceğim. A artı B'nin toplamı verilmiş. A çarpı V'ye verilmiş. A kare artı B kare soruluyorsa bak bir şeylerin karesi senden isteniyorsa mutlaka bir yerde verilen bir ifadenin birine tam kare uygulaman gerekir. Ey güzel arkadaşım A artı B'nin toplamın sonucu kaç verilmiş bize? 7 verilmiş. Ya ben kareli ifadeleri nereden bulabilirim? Karşılıklı parantez kare alarak bulabilirim. Gel biz bu ifadelerde eşitlikte karşılıklı parantez kare alalım. Burada bir tam kare açılımı yapacağız. Neydi birincinin karesi? A kare. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı 2AB. İkincinin karesi ne gelecektir? B kare gelecektir. E 7'nin karesinden ne geldi? 49 geldi. Hocam biz A çarpı B'nin sonucunun 4 olduğunu biliyoruz. Getir buraya yaz 4'ü. 4 çarpı 2 mi olacak? Bir kez daha düzenleyelim. A kare artı 4, 2'yi çarptım 8 artı B kare. Eşittir 49. E benim aradığım zaten Akar artı B kareydi. İşte ben de tam da onu buldum ya. 8'i gönder karşıya. Akar artı B karenin 49 eksi 8'den A kare artı B kareyi 41 kere maşallah tü, tü 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 şöyle bir maşallah alalım beraber söyle 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 maşallahımızı alalım. Anladık mı da bu soruyu da? Anlaştık mı? Cevabımız akar artı b kareyi 41 olarak bulduk ama temel mantık ne olmalıydı? Her zaman söylüyorum akar artı b kare ifadesi verilmişse. Bir şeylerin karesi senden isteniyorsa verilen ifadelerde mutlaka bir şeyinin tam karesini alman lazım. Çünkü tam kareden kareye kalarsın. Yalnız bak içimde kalmasın söylemek istiyorum. Bazı arkadaşlarım hala da artı beynin parantez karesini cır sana yani şık şık üstlerini attırıyor. A kare artı B kare diye açılıyor. Aman deyim. RM tayfa 10. sınıf tayfam. Sakın ama sakın böyle bir açılmıyor. Bugünden itibaren öğrendin. Tam kare açılımlar. Birincinin karesi. Birinci ile ikinci çarpının iki katı. ikincinin karesi. Bak bunu yapanlar varsa bozuşuruz. Anlaştık mı? Gel bakayım hocam. Gel. A eksi 3 B 8. A kare artı 9 B kare de 82 eşitmiş. A çarpı B'nin sonucu kaçtır diye sorulmuş. Enteresan. Şimdi bakıyorum. A kare artı 9 B kareyi biliyorum. A eksi 3 B'nin sonucu 8'miş. Ha, bak birincinin karesi olsa A kare gelir. İkincinin karesi olsa 9. Ya hocam. A eksi 3 B 8 ya. Gel biz buradan karşılıklı parantez karesi alalım. Ya hocam sen de soruları ezberliyorsun ezberliyorsun. Geliyorsun diyorsun. Hayır hayır hissediyor. O matematiksel hissetmek var ya bu adam bunu nereden bulmuş da getirip yazmış. Nerede kullanabilir? Demek ki bir yerden tam kar almam gerekiyor. Birincinin karesi ne olur? Akar olur. Birinci ile ikincinin çarpım iki katını alacağım. Eksi 3 abi iki katını aldım. Eksi 6 abi. İkincinin karesini aldım. 9B kare. 8'in karesinden ne gelir? 64 gelir. Ey güzel arkadaşım. Akar artı 9B kare. Akar artı 9B kare buradaki ifade değil mi? İşte sen o ifadenin sonucunu biliyorsun. Bu ifadenin sonucu 82'ymiş Eksi 6 tane AB eşittir 64 ise bilinenler bir tarafa bilinmeyenler diğer tarafa atarsam 82'den 64'ü çıkaracağım. Eksi A, B karşıya gitti 6. A, B olmuş oldu. 82'den 64'ü hemen şurada kenarda bir çıkaralım. 12'den 4 çıktı 8, 7'den 6 çıktı 1, 18 mi kalmış oldu? O halde bu ifade 18 eşittir 6 tane A, B'dir. Her tarafı 6'ya bölersem cırsana cırsanadan A çarpı B'yi 18'e 6'ya böldüm. 3 olarak buldum. Benden istenen A çarpı B'ydi. E benim de bulduğum A çarpı B'ydi. Olay bu kadar basittir. Haydi gel bakalım. İlk sayfadaki sorularımızı bitirdik bile. Gelsin hemen ikinci sayfadaki soru. Bak yalnız ikinci sayfada sağlam. Biraz üfletecek, püfledecek. Efso sorular çözeceğim. Dikkatli ol, benle kal. Benle kal, benle kal. Bitireceğiz. Rahat ol bak. Bu yorulmadan, emek vermeden. Bu zihnin, bu omuzların gerilmeden. İnsan ısınmadan matematik öğrenilir Öğrenilmez. Dersin sonunda bu videonun sonunda şu enseyde ısınma başlamışsa biraz baş ağrısı çekmeye başlamışsa mutlu ol mutlu. Bu işi öğreniyorsun demektir Ama sakın sen o bizim hani sınav tayfası son tayfa olan günü gününe izleyemeyen sonra sınav günü bir gün önce gelip bütün videoları izleyen şimdiden selam olsun diyelim o Yusuf Yusuf tayfaya. Sakın Yusuf Yusuf tayfa olma. Sen günü gününe takip eden bu işe hakkıyla yapan tayfa Anlaştık mı? Haydi gel bakalım buraya. Hocam yine konuştum uzatıyorsun. Gel gel gel. X artı 2 bölü x'in sonucu 5. X kare artı 4 bölü x karenin değeri sorulmuş. He, demin bir şey demiştim. Bir ifade verilip. Ta, bir şeylerin karesi istenmişse senden mutlaka verilen ifadede bir tam kareyle uygulama yapacağız. Zaten bir tane ifade verilmiş. Bana verilen ifade x artı 2 bölü x'in sonucunun 5 olduğunu verilmiş. Ya du bakayım karşılıklı parantez karesi alsam karşımıza ne gelir? Çünkü kareli bir şey bulmaya çalışıyorum. E tam kare açılma birincinin karesi yani x kare. ile ikinciyi çarpacağım yani x ile 2 bölü x'i çarpacağım. Bir de bunun kaç katını alacağım? 2 katını. Sonra ikincinin karesi bak 2 bölü x'in karesini alıyorum. 2'nin karesi 4 paydanın x'in karesi x kare eşittir 5'in karesinden 20 vay hocam ya ya adam benden bunu istiyor ve ben o x kare artı 4 bölü x kareyi bulmuş oldum Ey güzel arkadaşım e bu x'in biri yukarıda bir biri aşağıdaysa cır sana cır sana gider 2 kere 2'den ne yapar 4 yapar artı 4'ü e karşıya şutlarsam sol tarafta ne kalacaktır x kare artı istediğim o ifade 4 bölü x kare kalır e sağ tarafta 25 vardı artı 4'ü karşıya attım eksi 4 oldu. O halde bu ifadede x kare artı 4 bölü x kare 25'ten 4 çıktı. Vurdum cevabı 21'e. Bu iş bu kadar basit ya basit basit inan basit yani şimdi bak gaza geldim. Yalnız hocam basit diyorsun da hadi çöz bu soruyu da çöz hadi çöz gel 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 gel. Düşün iyi düşünün beraber düşün konsantre ol benimle ol bende kal. Bak Sesi ver kulağa ver bana. Görüntü ekranda. Görüntü ekranda. A artı 1 bölü A artı 2. 7'ye eşitmiş. A artı 2'nin parantez karası artı 1 bölü A artı 2'nin karesi. Ya arkadaş şu 1 bölü A artı 2'nin 1 bölü A artı 2 var ya. Parantez karesini alsam bunu çıkartırım. Ama A'nın karesini alsam A artı 2'nin parantez karesi gelmez. Hı, nasıl düşünebilirim? Valla nasıl düşünürüm biliyor musun? Ya ey güzel arkadaşım. Şurada bir A artı 2 olsa. Artı 2 olmaz mıydı? Çok güzel olmaz mıydı? Dadından yenmezdi. E buraya eklediğim artı 2 ifadesini gelip karşı tarafı da artı 2 eklersem eşitlik bir terazi mantığıysa bir tarafa bir şey ekliyorsan diğer tarafa da aynı şeyi ekleme hakkına sahipsin. Hocam ekledin de neden? Dur bakalım bir kez yazalım bunu düzenleyip. Bunu bunun yerini değiştirdim. E toplamın değişme özelliğini kullandım. Art iki artı 2 artı. 1 bölü a artı 2'nin sonucu 7 2 de ne yaptı? 9 yapmış oldu. Bir şey değiştirdi mi? Değiştirmedim. Benden istenen ifade bu. Ya ey güzel arkadaşım bir şeyin karesi soruluyorsa verilen ifadelerde tam kare ifade alman lazım demiştik. O halde gel biz buradan bir tam kare ifadesi alalım. Karşılıklı parantez karesini alalım. Birinci ifade bu değil mi? Birincinin karesi a artı 2'nin parantez karesi açma. Açma çünkü adam aynısını istemiş. Sonra birinci ile ikinciyi çarpacağım. Yani A artı 2 ile 1 bölü A artı 2'yi çarpacağım. Bunu da kaç katını alacağım? 2 katını alacağım. Artı ikincinin karesi yani 1 bölü A artı 2'nin parantez karesini aldığım 1'in karesinden 1 oldu. Buradan da A artı 2'nin parantez karesi. Ey güzel arkadaşım senden istenen tam da bu kısım değil mi? İşte tam da o kısmı buldum. Burada bir sayı ekleyerek çözdüm. Dikkat et özel orijinal bir soruydu. Bence ev son sorulardan biriydi. Bunu göremezsen ekleyeceğin sayı öyle sabaha kadar bakarsın. Peki sağ taraf ne oldu? 9'un karesinden 81 oldu. Hocam cırsana artı 2 ile cırsana artı 2 birbirlerini götürür. E burada artı 2 kaldı. Onu da karşıya atarsam sol tarafta ne kalacaktır? Artı 2'nin parantez karesi artı 1 bölü artı 2 yani benim istediğim ifade kaldı. Ve bunun sonucu 81 artı 2 karşıya ne diye geçer? Eksi 2 iki, 81'den 2'yi çıkarsam vurduğum cevabı 79'a ki benden istenen ifade aha da buydu. E bu ifadede kaça eşit olmalıymış? 79'a eşit olmalıymış ki çok güzel bir soru çözdük. Şimdi 9. soruya bakıyorum. Bir okuyalım sonra biraz küçültüp aşağıda yer ayarlarız. Şimdi bize A, B, C, D ve K, L, M, B birer kare olarak verilmiş. Kale hocam bunlar burası x eksi 1 burası x eksi 1. Hocam mc uzunluğu 2x artı 3 ise bu karenin tamamının uzunluğu x 2x daha 3x yapar. Artı 3 eksi 1 daha artı 2 yapar. Yani karenin bir kenarında ne yapmış oldu? 3x artı 2 yapmış oldu. Bizden istenen mavi boyalı bölgenin alanını ifade eden px polinomunun Kat sayılar toplamı. Ey güzel arkadaşım. Kat sayılar toplamında. Hatırla önceki derslerin polinomlarda. X gördüğün yere ne yaz demek? Bir yaz demek. Nerede? Polinomda. Senden istenen aslında P1'in sonucu kaçtır? Peki Px polinomu neymiş? Px polinomu mavi bölgeli alan. Yani mavi alanmış. Peki sen bu mavi alanı nasıl bulursun? Mavi alanı hocam. Burada Bak bütün karenin alanından. Bütün karenin alanından. Şurada KLMB'nin gösterdiğim şu sarıyla taradığım bölgenin alanını çıkarırsam. Geriye mavi bölgeli alan kalmaz mı? Kalır. Hocam ee, bütün bölgenin alanı. Tüm alan diyelim biz ona. Tüm alan. Tüm alan karenin bir kenarının karesidir. Karenin bir kenarı büyük karenin 3x artı 2. Bunun neyini alacağım? Karesini alacağım. Peki oraya sarıyla taradım artık. Oraya diyeyim sarı. Sarı bölgenin alanı nedir? sarı bölgenin bir kenarı x eksi 1 ise x eksi 1'in parantez karesi yazacağım. Artık biraz aşağı inebilirim. Ne yapacağımı biliyorum. Önce tüm bölgenin alanını bulalım. 3x artı 2'nin parantez karesi. Birincinin karesi 9x kare yaptı. Birinci ile ikinciyi çarptım 6x. 2 katını aldım 12x. İkincinin karesinden artı 1. Hop. Tiri narini nari niri nari Sercan Hoca yine yaptı. Yine yaptı hatasını. Ah. Hocam aha aha. Herkese selam. Biz yine buradayız. Hep buradayız biz ya bu aralar. Neden? Çünkü hocam yine işlem hatası yapmış. Ne yapmış hocam ya? Bak birincinin karesi demiş. Birincinin karesi 3x'in karesi 9x kare. Birinci ile ikincinin 2 katı 12x demiş. Ama gelmiş ki ikincinin karesi gitmiş bir yazmış ya. Hocam sil sen şunu buradan biri. Sil ikincinin karesinden ne gelecektir burası? Artı 4 gelecektir. Yolumuza devam ediyoruz. Daha sonra ne yapıyoruz? Daha sonra x eksi 1'in parantez karesinin açılımı yapıyoruz. Birincinin karesi x kare. Birinci ile ikincinin çarpımın iki katından eksi 2x ikincinin karesinden eksi birin karesinden ne olacaktır burası artı bir. Biz tüm alandan sarı bölgenin alanını çıkarırsak hangi bölgenin alanı kalır? Mavi bölgenin alanı. Zaten benden istenen mavi boyalı bölgenin alanıydı. O halde haydi gel burada taraf tarafa çıkarmış işlemimizi yapalım. 9x kareden x kare çıkarsa 8x kare olur. 12x'den eksi 2x çıkarsa dikkat etmen gereken eksi burası ne olacaktır? Artı. Artık burası artı 14x olur. Hocam bu eksi Burayı da etkileyeceğinden dolayı burası aslında eksi 1. 4'ten 1 çıktığında ne olacaktır? Artı 3 olacaktır. Biz mavi boyalı bölgenin alanını denklemsel olarak yazdık. Bizi bu denklemsel olarak yazdığım bölgenin alanına demiş ki px polinomu olsun. Bu px polinomunun katsayılar toplamı dediği x gördüğün yere 1 yani p1 soruluyordur. Yani hocam px polinomu aslında 8x kare artı 14x artı 3 ise benden istenen de p1 olduğuna göre buradan p1'de x gördüğümüz yere 1 bir yazalım. 1'in karesinden 1 artı 14 çarpı 1 hadi şuraya 1'in karesi diyelim artı 3. 1'in karesinden 1 8 ile çarptım 8. 14 ile 1'i çarptım 14 artı 3. 14 3 daha 10. 8 daha vurdum cevabı 25'e paralel evrenden Sercan Hoca'ya selam yola devam olsun. Bir şeyin karesiyle bir şeyin karesini topladın ve sıfır çıkıyorsa ya bir şeylerin karesi iki sayı toplandığında ne zaman sıfır çıkar? Ya bir o sayı artılı ya da o sayı yani iki sayı topluyorsan sıfır çıkması için o sayının artılısıyla eksilisi verilmesi lazım. Mesela artı ile eksi 2'yi topladığında sıfır yapar. Ama bir şeylerin karelerini topluyorsan her ikisinde de e artılı olabileceğini biliyorum. Ama her ikisinin de eksili olamayacağını yani birisinin eksili çıkamayacağını farkındayım. Yani birisi eksili birisi artılı olsun isterim. Çünkü bunlar aynı sayı olursa burası sıfır yapabilir. Ama kareli bir ifadenin sonucu eksili çıkamayacağına göre. O halde burada tek bir şans kalıyor. Bir şeyin karesiyle bir şeyin karesini toplayıp sıfır yapıyorsa bu ifadelerin A'sının da B'sinin de sıfır eşit olması gerekir başka şartı da yoktur. Bu önemli bir bilgidir. Gelsin bakayım 10. soru. Şimdi hocam bunu nasıl kullanacağız? X kare artı Y kare artı 4 x eksi 6 y artı 13 eşittir 0 ifadesi verildik. Şimdi bu soruda ilk başta görmesi zor olabilir. Bu tarz ifadelerde sanki bir tam kare varmış gibi ama onu da göremiyorum şu an. Şimdi X kare bak burada bir kez böyle soru çözmen lazım daha sonra yorum yapabilmen için. Bak burada X kare var. Burada 4 X var. Ya ben bunu tam kareli olarak yazmak isteseydim. Birincinin karesinden X kare geldiğine göre geçmişse X'tir hocam. Burası birinciyle orta kısmı yazacağım sayı olsun 4x. Birinciyle ikincinin çarpının iki katından alıyoruz ya. Şimdi normalde ile şöyle parçalasam. Birinci ifade x iki katı bu. O zaman ikinci ifadeden ne gelsin iki gelsin. Yani ben bu ifadeyi x artı 2'nin parantez karesi gibi düşünsem. Dur bir dakika hocam bir bakalım deneyelim. Birincinin karesi x kare. ile ikinciyi çarptım 2x. İki katını aldım 4x oldu mu oldu? Hocam biliyorum diyeceğini. İkincinin karesi 2'nin karesinden 4 gelir. 4 gelir ama burada 4 yok. Ya var aslında 4 ya. Şu 13'ü şöyle parçalasam. 4 artı 9 diye. O halde ben aslında x kare 4x ve artı 4'ü aldığımda bu ifade x artı 2'nin parantez karesine denk gelmez mi? Gelir. Geriye kalanlar da y kare eksi 6'ya ve artı 9. Bunda tam kareli düşünsem artı birincinin karesinden y kare geldiğine göre y olsun ikincinin karesinden 9 geldiğine göre artı 3 olsun. Bunun tam karesini düşünmeye çalışalım. Hocam birincinin karesi y kare. Tuttu mu tuttu. Birinci ile ikincinin çarpımı 3'e 2 katını aldım. 6'ya ama eksi 6'ya olduğuna göre burası artı 6 değil. Ne olmalı? Eksi 6. Bir daha deneyelim. E birinci ile ikinci çarptım. Eksi 3'ye. Bir dakika. Ne olur uyumuyorsun. Ne olur bendesin. Bak bırak. Sağa sola kaymasın gözün. Topla odakla. Bak bana bakıyorsun ama zihnin sevdiceğinde olmasın. Lütfen bende olsun. Şimdilik bende olsun. Bende olsun. Birinci ile ikinciyi çarptım eksi 3'e. İki katını aldım eksi 6'ya. Tuttum burası da tuttu. İkincinin karesi eksi 3'ün karesi. Art 9 bu da tuttu. Wow hocam yani bu koskoca olan bu ifade x artı 2'nin parantez karesi artı yx 3'ün parantez karesinin toplamına eşitmiş. Hocam iki ifade kareli ise ve bu kareli ifadenin toplamları sıfırsa tek bir şansları var. İçlerinin ne eşit olması gerekir? Sıfır. Yani kısacası x artı 2'nin toplamı sıfır. Artı 2'yi karşıya atarsan x eksi 2'dir. y eksi 3'ün sıfır. Eksi 3'ü karşıya atarsan y artı 3'tür. Bizden istenen x çarpı y'nin sonucu. X'e eksi 2 buldum. Y'yi de 3 buldum. Vurdum cevabı eksi 6'ya. Harbiden çok sağlam bir soru çözdük. Yan yana iki kazık. Anlamayana çok yazık bir soru. Yalnız gerçekten hem çok yazık hem de nasıl bir soru biliyor musun? Ev su sorulardan biri. Hatta bak ben buraya şöyle bir sembolle bırakmak istiyorum. Şöyle bir sembolle bırakmak istiyorum. Gerçekten çok tatlı bir soru çözeceğiz şimdi seninle. Yani görmesi, bazen görmesi gerçekten zor. Bu, ya hocam sen görüyorsun, biz göremiyoruz muhabbetini çok yapıyorsun. Ama merak etme. Bu iş emek isteyen bir iş. Bir anda hadi olsun denilip de yapılacak bir iş değil. Ya böyle bir şey olsa zaten herkes bu matematiği çok rahat yapamaz mıydı? Ya sen şunu farkında değil Türkiye'de yapılması en zor derslerden biri nedir dersen? E matematiktir. Türkiye ortalamalarına baktığında en düşük genellikle net ortalaması üniversite sınavında hangisinden geliyor ama demek ki herkes tarafından çok rahat çözülemiyor. Ama sen ama ben ama biz reme tayfa olarak bu işi başından işin hakkını vere vere yaparsak olacağını inan. Keşke şöyle bir şey olsa. Sen de isterdin biliyor. Şöyle bir değnek olsa. Şöyle tutuversem. Değnekle omzuna dokunsam. Ya da şöyle zihne dokunuversem. Başının üstüne. Bütün bilgileri sana aktarsam. Ya da bir hap olsa da versem de her şeyi öğrensen. Yok ki böyle bir şey. Gerçekten emek verirsem. Hani o dersimizin ilk gün onun sınıf videomuzu paylaştığımız gün. Senden bir söz almıştım. Küçük adımlarla ilerleyeceğiz. Ya düşünsene o küçük adımlarla. Ya şöyle de göstermek istiyorum. Ya şimdi derse döneceğiz ama. Şuraya da bak. Biz senle o küçük adımlarla nereden? Ya şu yeşilliği hallerini görüyor musun? Birinci üniteyi bitirdik. ikinci üniteyi bitirdik. Üçüncü ünitenin dokuzuncu dersindeyiz. Üçüncü üniteyi bile bitirmek üzereyiz. Ey güzel arkadaşım. Yani küçük adımlarla gittiğin o küçük adımlar aslında şöyle geçmişine dönüp baktığında ne kadar yol aldığımızı gösteriyor ya. İşte bu sorular da zamanla olabilecek sorular. İşte burada göreceksin. Bunun üstüne bizim tabii ki de soru avcımızdaki, MacBook serimizdeki kitaplardan da çözeceksin. Adım adım kazanımları öğreni öğrene beraber gideceğiz. Şimdi 5x kare artı y kare artı 4x 6x artı 9 sıfır eşitmiş. Bu eşitliği sağlayan x değerleri için x artı y kaçtır diye sorulmuş. Hocam şimdi bakalım. Benimle beraber bak ve düşünmeye çalışayım. Ey güzel arkadaşım. Şimdi şurada bir y kare verilmiş. Burada 4 x y verilmiş. Ya yani ben bunu tam kareye çevirmek istesem. Birincinin karesinden y gelir. Burası birinci ile ikincinin çarpının iki katı olacağına göre hocam şunları şöyle parçalasam iki katını ikiyi çıkarsam birincinin karesi y kare birinci e, y idi İkinci ifade 2x olsa mesela şuraya 2x alsam buraya da artı yazsam ve tam kare almaya çalışsam dur deneyeceğim hocam hiç olmuyor bir dakika biliyorum sakin ol heyecanlandırma beni olacak güven bana ben de heyecanlanıyorum birincinin karesi y kare birinciyle ikinciyi çarptım 2x'i 2 katını aldın 4x'e tuttu. Dur hocam ama bitmedi. İkincinin karesi 2x var. 2x'in karesi 4x kare yapar ama yok hocam. Var 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 hocam var. Vara gidelim gel buraya var bak var göstereceğim. Geçmişi 5x karenin geçmişinde 4x kare artı x kare yok mu? Hocam 4x kare y kare ve 4x'e aslında bir tam kare açılımıdır gördük onu. Zor ama gördük onu. Hocam, y artı 2x'in parantez karesinin açılımı. Geriye kalan ne kaldı? x kare kaldı, 6x kaldı, artı 9 kaldı. Eyvahlar olsun. Bu da bir şeyin açılımı. Bak birincinin karesi x kare ise geçmiş x. İkincinin karesi 9 ise geçmişi 3. Ortadaki eksi ise buraya eksi koydum deniyorum. Birincinin karesi x kare. Birinci ile ikinciyi çarptım eksi 6 x. İkincinin karesi artı 9 tuttum her şeyi tutturdum. Hocam bu işlemin sonucu 0 eşitmiş. E, tam kareli ifadelerin sonucunun 0 olabilmesinin tek şartı içlerinin 0 eşit olması lazım. x eksi 3 0 eşitse eksi 3'ü karşıya atarsan x'i buradan kaç bulursun? 3 bulursun. Hocam y artı x 0 olacaksa x'i 3 bulduğuna göre getir yerine yaz. X gördüğün yeri 3 yazdım. 3 kere 2'den 6 eşittir 0'dan. 6 artıyı karşıya attım. Y'yi de buradan eksi 6 buldum. Vay be. Vay be geldik soruya. X artı Y sorulmuş. X 3, Y eksi 6. Topladığında eksi üçte vurdum soruyu kalem malem her şeyi attım harbiden bak soru bir sorunuz daha var ama harbiden kalem attıracak eldiven attıracak bir soru çözdük seninle beraber anlayan arkadaşlarım selam olsun sana ey güzel arkadaşım selam olsun selam olsun Hakkari'den dinleyen İzmir'den Adıyaman'dan Trabzon'dan Atay'dan. Sinop'tan dinleyen, İstanbul'dan dinleyen arkadaşım. Beni anladın mı? Beni anladın Bak burada inan heyecanlandım. Ama efsane bir soruda beraber çözdük. Gel hocam gel. Gel terledim. Yemin ediyorum terledim. Vatan millet Sakarya'ya döndü bu iş ama harbiden öyle yalnız ya. Şu sorunun önün yani karşısına geçirdi bir ceketim olsa da şu önünde de önüme ilikleyecek bir soru tarzlarından biri değil mi ya? Şunu dışarıdan gelen ya Allah aşkına şöyle kapıyı annem baban girse ya da arkadaşın anlamayan bir arkadaşın girse şuraya baksana. Ne yapıyorsunuz siz biraderler? Biz ne yapıyoruz ya? Biz seninle dans ediyoruz. Dans. Dans. Gel buraya. Son soru. Son sorudan daha değil. İki sorumuz daha varmış. Yani sağlam sorular çözüyoruz farkındaysan. A sayısı. Hocam ya. Çok gaza geldik yalnız. Ne oluyor? gel gel. A sayısı x kare artı y artı 6 x artı 12 artı 25. A en az kaçtır diye sormuş. bu ifadede en az ifadesini bulacağız. Tam bulmaya çalışalım hocam A'nın en az ifadesini. Şimdi burada bir tam kare var mı yok mu bir çözelim. Hocam x kare artı 6 x. Hmm, bu şeyin karesi getirebilir. Dur bir deneyelim. Birincinin karesi x olsa x kare yakalım. Burası birinci ile ikincinin çarpımının iki katı olduğuna göre ikiyi çıkardım. Birinci ifadeyi çıkardım. Geriye ikinci ifadenin üç olduğunu buldum. Dur bir deniyorduk. 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 Birincinin karesi x kare. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı 6 x. İkincinin karesi artı dokuz. Hocam 9 yok deme. Vara gidiyorsun. Vardan görüyorsun. inceliyorsun. Tamam mı? Bu vara göre ne oluyor burada? Dokuz. 25 ile ne, 25 9'da neyin toplamıdır? 16. Böyle parçaladım. O zaman şu sarılı ifadelere bakmanı istiyorum. Bu sarılı ifade x artı 3'ün parantez karesinin ifadesi değil midir? İfadesidir hocam. Gereğine kaldı y kare. 12'ye dur bir deneyelim. Hocam birincinin karesi y olsa birincinin karesinden y kare gelir. 12'ye birinci ile ikincinin çarpının iki katı olduğuna göre 2'yi çıkardım. Birinciyi çıkardım. Demek ki ikinci ifadenin 6 olması gerekir. Artı 6'nın karesi. Hocam bir deneyelim. Bir deneyelim. Bir deneyelim burada biraz sıkıntı var çünkü. Nasıl bir sıkıntı var göreceğiz beraber. Şimdi birincinin karesi, birincinin karesi y kare. Birinciyle ikinciyi çarptım. 6'yı 2 katına aldım 12. İkincinin karesi 36. 6'nın karesi 36 ya. Yalnız elimizde ne var? Elimizde sadece 16 var. Yetmez. Yetmez ama evet şu andık. Neden? İkincinin karesi 36. Ama benim elimde 16 var. Kaç eksiksin? 14 eksiksin. Hocam buraya artı 14 ekle. Bir de Eksi 14 ekle. Neden? Etkilemesin benim işlemin sonucunu. O halde bu ifade 16, 14 daha 30 yaptı mı? Şimdi bu yeşilli bölgeye bak. Bir daha deniyorum dikkatli ol. Birincinin karesi ya kare. Birinci ile ikinci çarpın iki katı 12'ye. İkincinin karesi 6 kare 6, 36 bir dakika olmadı. Oldu mu? Olmadı. Hocam olmadı dur. Yanlış sayı ekledik. Dur 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 heyecanlanma. Yanlış sayı ekledik. Ne eklememiz gerekiyordu burada? Artı 20 ekleyelim. Buraya da ne yapalım? Eksi 20 yapalım. Burası ne yapacaktır? 36. İkincinin karesi 6, alt, 6'nın karesi 36. E 36'yı burada tutturdu mu? Tutturdum. O zaman burayı yeşile gösterebilirim. Bir dakika. Şimdi ekstradan bir şey ekledik biz buraya. Ekstradan eksi 20 eklendi durdu. Peki hocam şu ifade A ifadesine eşit midir? Şimdi birincinin karesi x kare geldi. Birinci ile ikincinin çarpımı iki katı 6 x geldi. İkincinin karesi artı 9 geldi. Hocam y artı altının parantez karesi birincinin karesi y kare geldi. Birinci ile ikincinin çarpımı iki katı geldi. Altının karesi 36 şuradan 36 yani bunu tamamını kullandık. Bir tek ekstradan ne kaldı? Eksi 20 kaldı. Ey güzel arkadaşım artık olayı bitiriyoruz. A'nın en az olabileceği ifade istenmiş bize. A'nın en az olabilmesi için kareli olan ifadelerin alabileceği minimum sayıdaki değer verisi. Kareli bir ifade. En küçük sıfır değerini alır. O zaman burası sıfır olsun. En küçük burası kareli bir ifade olduğuna göre sıfır olsun. Yani x'e eksi 3 verim sıfır yaparım. Y'ye eksi 6 verim buraya sıfır yaparım. Ama x sorulmamış bize. A'nın alabileceği buralar sıfır olduğuna A'nın alabileceği en küçük değer eksi 20. İnan efsane bir soruda. Yani inan hazırladık biz hazırladık diye söylemiyoruz Mehmet hocanla beraber. Efsane sorular çözüyoruz seninle beraber. O halde A'nın alabileceği ifade eksi 20'dir. Koy buraya. Koy buraya kocaman bir yıldız koy. Yeter mi yetmez. Bir tane daha koy koyucu kocaman bir yıldız daha. İyi güzel arkadaşım. Bak bu iki yıldız bu sorunun ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Yani sınavda hocam sorarsa sakın ama sakın kaçırma bu soruları. Haydi bakalım gelsin. Dersimizin son sorusu yorucu bir ders oldu biliyorum. Ama yine 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 yine. Yine efsane bir soru daha. Hemen koy hocam bak buraya bir tane daha yıldız attım senin için. Şimdi sorumuza bakalım. X kare artı 5x eksi 3 eşittir 0 x kare artı 9 bölü x kare ifadesinin değeri kaçtı? Yani biz yukarıda bir ifade bulacağım. Bir ifadenin karesini alacağım ve bunu yakalamaya çalışacağım. Hocam yani burada x var aslında. X hani tam kare olarak x alsam x'in karesinden yakalarım. Ama 9 bölü x kare geçmişi bunun 3 bölü x olarak düşünse parantez karesini öyle bir ifade yok. Şimdi burada özel bir işlem yapacağım. Yani bu soruyu da bir kez daha çözmen lazım. İlk kez karşılaşırsam bu soruyu direkt çözememe ihtimalin yüksektir. Şöyle bir hamleyle bulunsak. Hocam her tarafı x'e bölsek. Ya hocam nereden? Ya bir bölelim ya. Her tarafı x'e bölsek. Burası cır sana cır sanadan ne kalır? X kalır. Hocam burası cır sana cır sanadan ne kalır? Artı 5 kalır. Hocam burada ne kalacaktır? Eksi 3 bölü x kalacaktır. 0 bölü x'in sonucu yine 0 eşit olur. Şu artı 5'i karşıya yazsam, Geriye x eksi 3 bölü x eşittir. Eksi 5 kalmaz mı? Kalır. Ya hocam gel bir de bir onun karşılıklı parantez karesini alsak. Karşılıklı parantez karesini aldığımda birincinin karesi x kare. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katını aldım. Artı ikincinin karesi 9 bölü x kare eşittir. Eksi 5'in karesinden 25. Ey güzel arkadaşım. Benden is istenen x kare artı 9 bölü x kare değil mi? Aha buradaki ifade değil mi? Hocam buradaki x bir yukarıda biri aşağıda. cır sana cır sana götürmez mi? Götür. Eksi 2 ile 3'ü çarpma Eksi 6. Şutladım karşıya. Geriye x kare artı 9 bölü x kare kalır. Ki o benim istediğim. Eksi 6'yı karşı attım 6 artı 25 6 daha 31 vurdum cevabı 31'i duydum müziğin sesini yeter duyalım müziğin sesini biz seninle biz seninle neler yap ya şunlara bakar mısın İnanamıyorum ya çözdüğümüz şu kaliteye bakar mısın ya yani şöyle bakınca da sen senin de hoşuna gidiyor ya ben böyle çözdüğüm zaman bilhassa kitaplarda sizin zamanınızda şimdi çok soru çözelim ama artık o kadar karalamıyorum böyle kitaplarda sorular çözdükçe koca 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 şöyle tikler ata ata gider. O beni öyle bir gaza getirirdi ki ya şuraya baksana senin şu çözümlerimiz bizim gaza getirmiyor mu ya? Hele bir de anlayıp anlayıp da bu zihninde kurduysan mantığında çözdüysen senin efsane bir ders yaptık. Ama görevimiz bitti mi bitmedi. Öncelikle 9. dersi hallettik hocam. Koy buraya tık. Artık yavaş yavaş veda vakti. Aylık vakitleri yaklaşıyor. Çarpanlara ayırmayla ama daha 3 dersimiz daha, daha var. Yolumuza devam edeceğiz. Ama bu dersi geçmek istiyorsan öyle geçmek yok direkt 10. derse. Öncelikle 3. inte 9. derse açıyorsun. Bak seninle beraber çözdüğüm buradaki çözdüğüm sorulara benzeyen çok güzel so sorular var. Bu soruları hallediyorsun. Sonra atıyorsun kenara koyuyorsun matbukumuzu ve yolumuza 10. derse devam ediyoruz. Bir sonraki 10. derste görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Hoşçakal. Hoşçakal. Hoşçakal.